Yandaki bisiklet parkurunun K konumundan iki sürati sıfır olacak şekilde hareketine başlayan bisiklet sürücüsü aynı yükseklikteki N konumuna kadar geliyor duruyor. Bisiklet sürücüsünün KLMN konumlarındaki kinetik enerjilerini gösteren sütun grafiği yandaki gibi çiziliyor. Çizilen grafiğe göre bisiklet sürücüsünün çekim potansiyel enerji ve mekanik enerjisi ile ilgili Semih Meltem Derya aşağıdaki tahminleri yapmış arkadaşlar. Hemen grafikten kinetik enerjinin büyüklüğünü çıkaralım. L büyüktür M'den. K ve N eşittir. Evet, Semih ne demiş? Bisikletin L konumunda kinetik enerjisi 10 jül ise L noktasında 10 jül kinetik enerji varsa demiş. Çekim potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi aşağıdaki tablodaki değerler gibi olabilir demiş. Hayır arkadaşlar, bakın. Buradaki 10 jül olamaz. K noktasındaki arkadaşlar halen daha burada hızlandığı için potansiyel enerjisine de sahiptir. 10 artı üstünde olmak zorunda. Semih yanlış söylemiş. Meltem, bisikletlerin M konumundaki kinetik enerjisi 8 jül ise çekim potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi aşağıdaki tablodaki verilen değerler gibi olabilir. Neredeki? M'deki 8 ise potansiyel enerjisi K'daki nedir demiş. 9'dur. Evet, fazla olmak zorunda demiştik biraz önce. Mekanik enerjisi de X'in toplamı kadardır. Yani K noktasındaki kadardır mekanik enerjide. O da doğrudur arkadaşlar. L noktasında evet sıfıra indirgenmiştir. Mekanik enerjisi halen vardır. MN noktalarındaki 1'e 9, 9'da 9 da arkadaşlar doğrudur. Meltem'in yaptığı bu yorum doğrudur. Derya'ya bakalım. Bisikletin K konumundaki kinetik enerjisi 12 jül ise M konumundaki kinetik enerjisi 10 jül ise çekim potansiyel enerji ve mekanik enerji tabloda verilen değerler olabilir demiş. K konumunda 12 jül demiş potansiyel enerjisini. Evet, tamam. M konumunda ise demiş arkadaşlar 10 jül. Buradaki mekanik enerji ne kadardır dedik arkadaşlar. K noktasındaki kadar dedik. Bu da yanlıştır. Derya'nın söyledikleri de yanlıştır. Sadece Meltem'in söylediği doğrudur arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği olur. Mahmut öğretmenin verdiği kinetik enerji, çekim potansiyel enerji ve esneklik potansiyel enerjilerin birbirine dönüşümünü gösteren modelin açıklamaları ile birlikte hazırlanması konulu ödev için Yasin aşağıdaki tasarımı göstererek açıklamalar yapıyor. Buna göre Yasin'in tasarım ve açıklamaları ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi doğrudur? KL noktaları arasındaki kinetik enerji çekim potansiyel enerjiye dönüşür. KL noktaları arasında çekim potansiyel enerjisi kinetik enerji çekim potansiyel enerjiye dönüşür demiş. Evet arkadaşlar, hemen grafiğimizi yorumlayalım. M noktasını arkadaşlar burada bilya yayı sıkıştırıp buradan bırakıyor arkadaşlar yukarıya doğru. KL noktaları arasında kinetik enerji çekim potansiyel enerjiye dönüşür. Evet, KL noktaları arasındaki bakın burada yay esneklik potansiyel kinetik enerjiye dönüşüyor. Buradan ise kinetik enerji çekim potansiyel enerjiye dönüşüyor. Yani M noktasındaki esneklik potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Bunu da söyledik arkadaşlar. Buradaki esneklik potansiyel kinetik enerjiye dönüşür. Tasarım doğru. Açıklamalar da doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Üç arkadaş istop oyunu oynamaktadır. Melih elinde tuttuğu topu havaya atıp Ersin demiş ve Ersin topu tutmuştur. Daha sonra Ersin tuttuğu topu havaya atıp Demet demiş. Demet topu tutmamıştır. Top bir süre ilerledikten sonra durmuştur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Topun birden 2'ye ve 3'ten 4'e giderken kinetik enerjisi azalır. Birden 2'ye, 2'den, pardon, 3'ten 4'e giderken kinetik enerjisi azalır. Çekim potansiyel enerjisi artar. Evet, doğrudur. Topun kinetik enerjisi 2'den 3'e, 2'den 3'e, 4'ten 5'e ve 5'ten 6'ya giderken artar. Doğrudur. Sürtünme kuvveti top sadece 6'dan 7'ye geçerken vardır ve topun durmasına neden olmuştur. Yanlıştır arkadaşlar. Bakın, havada da bir sürtünme vardır. Hava tanecikleri vardır. Burada da vardır bir sürtünme. Bu yüzden bu yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olur.